Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle MIA teknolojiyi inceleyeceğiz. MIA TK'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında sene başında güzel bir çıkış gerçekleştirir. 84 seviyesine kadar yükseldiğini devamında düşüş düşüş kırmasının ardından 69 seviyesine kadar yükselse de burada oluşan ikili tepenin ardından tekrardan net bir alçalan kanal yaparak hissenin 38 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Buradan oluşan alımlarda da cuma günü %2'nin üstüne bir yükselişte 40.30 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Genel görüntü negatif. Burada zaten düşen bir kanal hareketi görüyorsunuz. Bu düşen kanal hareketi kırılmadığı sürece de fiyatların geri çekilmesini, sürdürmesini bekleriz. Yani düşüş trendi bitmediği sürece geri çekilmeler sürebilir arkadaşlar. İse aslında sene içerisinde güzel çıkışlar yaparak yatırımsını getirir sunmuş. Ancak burada satış yapmayan arkadaşlar şu anda Hiçbir şey kazanmamış durumda yani hisse aslında bu yükseliş hareketinin kazançlarını çoğunu geri almış. Gördüğünüz gibi sene başında ocak fiyatlamalarına geri dönmüş durumda. 38'in ardından da güzel pozitif mumlar oluşsa da yükseliş hareketinin kısada başlaması için en azından 45 seviyesinin üstünde kalması gerekiyor arkadaşlar. Burada... Düşüşte de ise pozitif kapı açıklamaları yaptı ancak bunları hep satış fırsatı olarak değerlendirdi ve bu düşüş kanalı oluştu. Temmuz ayından beri de fiyatlamalar bu düşüş kanalı içinde ters yanak şeklinde aşağı yönlü bir şekilde düşüşünü sürdürüyor arkadaşlar. Şimdi buradan isteyen arkadaşlar alım tabii ki de yapabilir özellikle 40 38 bölgesinden alım gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki düşüş trendi kırılmadığı için hisse 38'in altında kalırsa şurada gördüğünüz destek noktasına yani 33-34 bölgesine doğru bir düşüş kaydedebilir. O yüzden isteyen arkadaşlar buradan alır. Bir kademe yani düşüşün devam etmesiyle de birlikte bir kademe de altlantlar için ayrılırsa olur. Yok ben burada kısacayım tepki yükselişini satırım derseniz kesinlikle 37 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul edip buradan yine işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Burada kısa vadede bu yukarı yönlü hareket sürerse şurada göstereyim hemen 45 seviyesine doğru bir yükseliş mümkün. %10'a yakında bir kar elde etmiş olursunuz. O yüzden al satçı treyder'den kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar buralardan yani 40 38 37 pardon 40 38 bölgesinden bu banttan alım yapacaksanız 37 seviyesini stop loss olarak kabul edin. İsterseniz tepki yükselişini satın. 45 şuradaki 45 direnci geçerse tabii ki satmayabilirsiniz. Çünkü direncin kırılması ve bu düşüş kanalının kırılması birlikte 55 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketinin devamını bekleyeceğiz. Burada takip ederek 45 direncinin geçirip geçirmediği durumuna göre ister satar, isterse pozisyonunuzu korursunuz arkadaşlar. Buradan orta ve uzun vade alım gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi kademeli olmak şekilde yine 38-40 arasında alım yapabilirsiniz. Bir de alt bantlar için şurada gördüğünüz destek bölgesine bir geri çekilme olursa da bir bant için buradan bir kademe ayırırsanız iyi olur arkadaşlar. Burada teknik olarak görüntü dediğim gibi negatif. Şu anda bir pozitif fiyatlama da söz konusu değil. Sadece burada bir mum yani bir alım iştahı var çok az bir alım işte olsa da kısa da bu fiyatlamayı 45'in üstüne taşıyabilirse 45'in üstünde de yukarı yönlü hareketler ilk etapta 55 seviyesine doğru sürecektir. 55'in üstünde kalırsa yükseliş hareketi devam eder. Kalamazsa bu sadece bu düşüşün şurada gördüğünüz gibi bu düşüşün bir düzeltmesi olur. Yani yukarı yönlü bir tepki hareketi olur. Tepki trendi oluşmazsa gördüğünüz gibi tekrardan satışlarla gerilemesi mümkün. O yüzden ilk etapta bu düşüşün kırılıp kırılmadığını takip edeceğiz. Bu bizim için 45 seviyesinden geçiyor. 45 seviyesinin uzun kapanışlar yaparsa 55-54 bölgesi hedef olur. Bunun üstünde kalabilirse yani 55'in üstünde kalabilir, trendini sürdürebilirse arkadaşlar 69 ve 84 seviyesi de tekrardan uzun vadede hedef olacaktır. Kısa da 45 üstü pozitif buradan tepki yükselişlerin bu seviyesine kadar geldiğini görebiliriz. Burası geçilirse 55-56 seviyesi orta vade hedef olacaktır. 55'in üstünde yükseliş hareketinin devamını sağlar. Bu da bizi 69 ve 84 seviyesine uzun vadede götürür arkadaşlar. MIA teknoloji bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.